Nereden çıktı bu seyahat? Bak, hiç zaman değil. Mesleğimle ilgili olduğunu söyledim. Gezmek için değil, seminer için gitmek istiyorum. Ne zaman bu seminer? Program nasıl? Nerede kalacaksın? Ne kadar kalacaksın? Bir sakin olur musun? Bu ne tavır anlamadım. Sorguya çeker gibi. Ben gayet sakinim. İşe başlar başlamaz yurt dışında bir seminerde görevlendirilmeni garipsiyorum sadece. Ayrıca seni sorguya çekmiyorum, soru soruyorum. Soru sorman değil ki. Soru şeklin problem. Tabii ki de birlikte düşünüp karar vereceğiz. Ama sen ortada kötü bir şey, yanlış bir şey var gibi yaparsan olmaz. Ben hala bu iş gezisinin nereden çıktığının cevabını alamadım. İş gezisi değil, iş seyahati. Tekrar ediyorum o zaman. Nereden çıktı bu iş seyahati? Hem de böyle aniden. Tezim sayesinde. Ya zamanında çok çalışmıştım bunun için. Hayatımın bir anda değişeceğini bilmeden önce mesleğimle ilgili hayallerim, ideallerim vardı. Tezimi üniversitede sağlık kuruluşlarına göndermiştim. Çok güzel dönüşler aldım. Hatta bir bölümü uluslararası bir dergide makale olarak yayınlanmıştı. Cevahir Bey de seminerin tezimle ilgili olduğunu duyunca beni göndermek istedi. Bundan daha normal ne olabilir ki? İnsanların çalışmamı takdir etmesi mi garip? Ben ortaya çok fazla emek koydum bunun için. Şimdi de bir fırsat yakalayınca bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Tamam, anlıyorum seni. Anlıyorsun demek. Evet. Anlıyorum. Seninle de çalışmalarınla da gurur duyuyorum. Ne zamanmış bu seminer? Bu hafta. İzin veriyor musun? Gidebilecek miyim? Yalnız olmaz. Bugünlerde böyle bir riski göze alamam. Bak. Geleceğine dair attığın adımların önünde asla durmam Dilan. Senin başarın bu dünyada en çok beni mutlu eder. Ama durumu biliyorsun. Eğer işim olmasaydı birlikte giderdik. Ama bu hafta katılmam gereken çok önemli bir toplantım var. Bu seminer de benim için çok önemli. Gitmek zorundayım. Şirkete karşı bir sorumluluğum var. Gitme, konuşmamız bitmedi daha. Bu telefon önemli. Açmam lazım. Sonra konuşuruz. Oğlum. Yapma etme. Ya sen beni bilmiyor musun? Kıyma aşkımıza. Ya biz seninle ne zorluklar atlattık birlikte. Şimdi burada böyle pes etmek olur mu hiç? Ben pes etmedim Fırat. Sadece bazı gerçekleri gördüm. Ne gerçeği kızım? Deme öyle. Beş para etmez adamların dedikleriyle mi bitecek ilişkimiz gülüm? Hem ben bir kere olsun o adamın dediği muameleyi yapmadım sana. Ayıp, ayıp. Tamam, meraklısın da bırak konuşsunlar ya. Belli etme bu kadar. Dur, sessiz ol. Bir şey duyamıyorum. Ben ne diyorum, bu ne diyor ya? Ya ayrılmışlar. Hani belki bir
barıştırabiliriz diye dinliyorum. Merakından değil yani. Ayrılmışlar mı? Niye ayrılmışlar? Ay vallahi bilmiyorum ki. İşte sessiz olursan... Bak, sen sessiz ol, sen konuşun. Evet. Sen kızın, sen kendin konuş. Dur. Bak sana Cevdet. Araların normale döndü diyorum. Hiç. Buzlar eridi mi dersin? Vallahi aman diyeyim Cevriye'm nazar değmesin. Yani eskiye dönersek yanarız. Bunların kavgaları, gürültüleri de bitmiyor yani. Birisi ak diyor, öteki kara. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çünkü tabiatlarına ters kocacığım. Ama bak maşallah ortak bir noktaları var. İkisi de keçi gibi inatçı. Vallahi çocuk doğurmadan iki çocuk idare etmek zorunda kaldım. Aman neyse Cevriye'm. Ama baksana orta yolu bulmuş bunlar. Fısır fısır konuşuyorlar vallahi. Ay kocam. Hı. Şu güle de çok yazık ya. Vallahi geldiğinden beri iki göz iki çeşme ağlıyor. Harap oldu kızcağız. Al benden de o kadar be Cevriye. Çok temiz bir kız. Allah gönlüne göre versin, ne diyeyim. Bana hiç o adamın yaptığı muameleyi yapmadın mı? Hizmetçi muamelesi. Peki. Ama işte şimdi yaptım Fırat. Gülüm, ben... Hay Allah'ım. Ya ben öyle demek istemedim. Biliyorsun ben lafları iyi seçemem. Gülüm, biz dağları açtık seninle. Şimdi böyle küçücük bir tepede tökezleyecek miyiz? Bak bu sevgi, bu bağ kolay kurulmadı. Ben sana laf gelmesin, tadın huzurun kaçmasın diye dedim. Laf gelirse cevabını verirdik Fırat. Çalışmak, alnının teriyle, şerefinle, ekmeğini kazanmak laf edilecek şeylerse buyursun etsinler. Sen vermesen de ben o cevabı verirdim, merak etme. Zengin doğmadığım için utanacak değilim ben. Emeğimle yaşadım. Utanacak, sıkılacak da hiçbir şey yapmadım. Ya gülüm deme böyle. Hem öyle olsa ben baştan yanaşır mıydım sana böyle? Belki de çok derinlerde aşamadığım bazı ayrımlar var kafanda. Belki de hiç beceremeyeceğim bir işe kalkıştın. Gülen, bak inan seni ve aşkımızı korumak için öyle dedim ben. Yoksa başka bir amacım yoktu yani. Gerçekten beni mi korudun? Yoksa bir hizmetçiyle evli olan iş adamı Fırat Karabey'in imajını mı ha? Bence sen bunu bir iyice düşün. Bak şimdi bu... Bunların burada olmaması lazım. Yok. Bunları buraya koy, ayranları yukarı al. Yani söylemesen tamam diyeceğim. Evet. Gel, gel. Hey, uy güzelim benim, sen ağlama, niye ağlıyorsun? Bak ben de kötü oluyorum vallahi, gözünü seveyim. Ne yapalım biliyor musun? Biz bir hava alalım en iyisi. Tamam, şöyle sokağa çıkalım, derdimizi, tasamızı dökelim, gitsin. Şimdi ben bir montumuzu getireyim. Kendini riske atacak bir şey yapma. Gelişmeleri bekliyoruz. Erdur oğlum. Kimdi o? Kimle konuştun? Nedir mesele? Adnan. Güven sağlamaya çalışıyormuş. Ama herkes tetikte olduğu için çok yavaş ilerliyormuş. Adnan'ın anlattığına göre lokal çok tekin bir yer değil. Orası çok belli zaten oğlum. Abdo denen adam lokalin sahibi. Hiç sağlam bir papuç değil. O kadar konuştuk, ağzından tek bir kelime alamadık oğlum. Ama bir şeyler sakladı aşikar. Ben diyorum ki
Şu müdavimleri bir araştıralım. Bir ipucu çıkar oradan. Haklısın baba. Her şeyi incelemek lazım. O zaman ben hem sahibini hem de giren çıkan herkesi araştırayım. Takibi alayım. Baran. Bunun başka bir şey var sende. Hayırdır, ne düşünüyorsun? Alo. Kızım, nasılsın? İyiyim anne, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu Paris meselesini konuşamadık. O yüzden aradım. Evet, düşünüyorum. Canın sıkkın gibi. Bir sorun mu var? Bir sorun var. Ama çözeceğim. Bak kızım, tavsiye vermek bana düşmez, biliyorum. Hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Eğer Baran'la aranda bir sorun oluşturacaksa gitme derim ben. Hayır anne. O seminere gitmek istiyorum ve gideceğim. Baran da bunu anlayacaktır. Anlamak zorunda. Ben Baran'la konuşup bu meseleyi halledeceğim. Sen beni düşünüp sıkma canını. Kapatıyorum şimdi, görüşürüz. Tamam, görüşürüz kızım. Evet. Bu sorunu bir an önce çözmeliyim. Çok uğraşmış zamanında. Kendini bir şeye adadığın zaman ne kadar azimli olduğunu sen de biliyorsun. Aklına koyduğunu yapmak istediğinde engel tanımıyor. Onun en sevdiğim, en saygı duyduğum huyu da bu. İdealleri var, hayalleri var. İnsanlara yardım etmek istiyor. Zamanında yaşananlardan dolayı eğitimine devam edemedi. Mesleğiyle ilgili hayalleri yarım kaldı. Bununla ilgili kendimi hep kötü hissettim. Ama şu yaşananlardan sonra yalnız gitmesi çok içime sinmiyor. İşim olmasaydı beraber giderdik. Ne karar vereceğimi bilmiyorum. Dilan'a haksızlık da etmek istemiyorum. Ama onun güvenliği her şeyden daha önemli. Bence sen kararını vermişsin oğlum. Neyin doğru olduğunu, ne yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Hatta eminsin. Haklısın baba. Eminim. O zaman ben bu işi halledeyim. Alo. Kader abla. Üzgün görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Gülümü özledim kızım. Alışkın değiliz biz böyle ayrı kalmalara. Şimdiden burnumda tütüyor. Sağ olasın. Sen yardımcı oldun. Abinler evlerini açtılar. Allah razı olsun. Ama bir gidip görebilseydim.
anlıyorum Kader abla. Zor senin için tabii. Ama buradan uzaklaşmak Gül'e iyi gelmiştir. Biraz mesafeye, kendini dinlemeye ihtiyacı var. Bazen sorunları çözmek için uzaklaşmak, bir soluklanmak gerekir. Yakınındayken göremediğini bir iki adım uzaklaşınca daha iyi görürsün. Biraz sabretmemiz lazım. Yeter ki o iyi olsun. Haklısın kızım. Yeter ki o iyi olsun. Sağ olasın. İyi ki varsın güzel kızım. Sen de iyi ki varsın Kader abla. Belli ki çok üzmüş seni. Gönül işleri zordur. Ama bazen görmezden gelmek lazım. Yoksa iki gönül nasıl bir araya gelecek? Ah be Cevriye abla. Sen onu bir de benim kalbime sor. Dediğin gibi bazı şeyleri görmezden gelmek lazım. Ama bazıları da var ki görmemek için başını çevirsen de işe yaramıyor. İçini işliyor. Ağrına gidiyor. Suyunu acıtıyor. Belki de bazı hayatların bir araya gelmemesi lazım. Ağla benim güzelim, ağla. Tutma içinde. Açılırsın, ferahlarsın. Zaman her şeyin ilacıdır. Her şey olacağına varır. Hayatın kanunu bu. Hiçbir acı aynı kalmaz. Geçecek günler. Geçecek. Sen hiç merak etme. Gel. Gel kız. Şurada bir tatlı yiyelim. İyi. Hem ne demişler? Hayat seni mutlu etmiyorsa sen kendini mutlu edeceksin. Ha, gül bir de bakayım. Gül. Gül bakayım koluma. Hadi gidelim. Zaten buranın tatlıları çok güzel olur. Yani. Değil mi? Ben çok seviyorum. Ben de sana geliyordum. Çözmemiz gereken bir mesele var. Ben de bunun için geldim. Bu meseleyi çözmek için. Ben o seminere gitmek istiyorum. Ve senden bu konuda destek ve anlayış bekliyorum. Benim için önemini anladığını söylemiştin. O zaman bunu göster. Gitmeme engel olma. Güvenliğimi düşünüyorsun biliyorum. Ama güvenlik kadar mutluluk da önemli. Mutluluk korku yüzünden vazgeçilmeyecek kadar değerli bir şey. Ben emeklerimin karşılığının... Sen bir nefes almayı düşünüyor musun? Sen bunu kabul edene kadar gerekirse nefes almadan konuşacağım. Tamam. Sen konuş devam et. Paris'e beraber gideceğimizde sonra söylerim sana. Ya emeklerimin karşılığın... Ne? Ne dedin sen? Doğru mu duydum ben? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey senin mutluluğundan önemli değil.
İşlerimi ayarlayacağım ve beraber gideceğiz. Hayallerini gerçekleştirmen için sana hep destek olacağım. Her zaman yanında olacağım. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Birlikte gideceğimiz için çok mutluyum. Çok güzel olacak. Onlar birbirinin nefesi olmuş. Çok az kişiye nasip olacak bir aşk yaşıyor kızım. Ona çok aşık bir kocası var. Onun için her türlü fedakarlığı yapıyor. Koruyor. İncinmesin diye gözünün içine bakıyor. Ben de bir anne olarak bu aşkın koruyucusu olacağım. Çok haklısınız Sabiha Hanım. Baran Bey Dilan'a çok düşkün. Onu her şeyin üstünde tuttuğu çok belli. Efendim kızım. Aklın kaldı bu seyahat meselesinde biliyorum. Ama sana güzel bir haberim var. Canını sıkma artık. Baran kabul etti. Gidiyorum. Hatta daha da güzeli, birlikte gidiyoruz. Çok güzel. Çok sevindim kızım. Olması gereken olmuş. Baran'ın bir çözüm bulacağını biliyordum. Görüşürüz kızım. Bilezikleri aldık. Gerdanlık tamam. Sen de akrabaların hediyelerini hazırlattın değil mi? Hazır hanım, merak etme. Tamam. Düğün için üzerimize ne düşüyorsa alasını yapmalıyız. Biz aşiretin başıyız. Her şey namımıza, şanımıza denk olmalı. Haklısın hanım. Hasan, ne oğlum böyle elin kolun dolu maşallah. Neler aldın öyle? Önemli şey değil ana ya. İşte öteberi, ıvır zıvır. Neyse ben çıkayım da bunları odaya bırakayım. Hadi. Yeterince bekledim şair. Şimdi eğlence zamanı. Dilan Karabey'i bir arayayım da konaktaki havadisleri öğrenelim. Cevahir Bey buyurun. Seminer daveti için aramıştım. Tekrar konuşamamıştık. Bir sorun var mı yok mu öğrenmek için. Ona göre bir ayar yapmam lazım da. Evet evet sorun yok. Ben de sizi arayacaktım. Seminere katılıyoruz. Öyle mi? Bir sorun yok demek ha? Çok sevindim. Yani eşiniz böyle kaygılı görünce bilirsiniz. Şirket toplantılarını bile konakta yapmak istemişti ya. Kaygıları var tabii. Ama işime ne kadar saygı duyduğumu biliyor. Bu seminerin benim için ne kadar önemli olduğunun farkında. Baran hep yanımdaydı. Şimdi de öyle. Bu yüzden Paris'e geliyor. Birlikte gideceğiz. Güzel. Güzel. Peki şimdiden başarılar dilerim size. Teşekkürler.
Onlar çok çabuk uzlaşmışlar Şahis. Başkaları için çok büyük olacak bir sorunu hemen çözüp hallediyorlar. Aşk kuşları. İyi, ben de daha uzun zamanda çözecekleri başka sorunlar yaratırmış Şahis. Öyle değil mi? Ne de olsa her aşkın bir çıkmaz sokağı vardır. Soğuktur şimdi tabii. Bunları alayım. Bu da iyi. Baran'a da bunlar olur. Bir de en sevdiği kızı alırım. Gel Baran. Paris'te giyeceğimiz kıyafetleri ayarlıyorum. Rahat şeyler seçtim. Bol bol yürüyeceğiz çünkü. Seninle her yeri görmek istiyorum. O zaman sen seç. Benim için senin seçtiklerin tamamdır. Ben de bir aşağı ineyim. Hayır Baran Bey. Bu sefer kaçamazsın. Yardım edeceksin bana. Sunum yaparken giyeceğim kıyafeti seçelim mi? Tamam. Şu güzel olur bence. Güzel değil mi? Bence de. Bir de dil sorunu var. Uzun zaman kullanmayınca unutuluyormuş. Ne zamandır konuşmadım ben de. Şimdi hiç konuşamayacağım gibi geliyor. Ben sana yardımcı olurum. Hem oraya ayak basar basmaz unuttuklarını hatırlayacağına eminim. Çabuk uyum sağlıyorsun sen. Teşekkür ederim. Hep duymak istediklerimi söylüyorsun bana. Gerçekleri söylüyorum. Çok işim var. Hazırlıkları bitirmem lazım. Nasıl yetişeceğim? Thank you.
Efendim abla. Lokale gelen birkaç adamla ilgili duyum aldım Baran ağam. Adamlar yurt dışındaki koleksiyonculara tarihi eser temin ediyorlarmış. Aracılık yapıyorlar yani. Haliyle hep diken üstündeler. Kimseye güvenmiyorlar. Aralarına girmek zaman alacak ağam. Tamam. Şüphe çekecek bir şey yapma. Sakın açık verme. Bu adamlar tehlikeli. Tamam ağam. Dikkatli olurum. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Tuhaf işler dönüyor. Lokaldeki adamların yasa dışı işlerle bağlantıları var. Buradan bir şeyler çıkacak gibi geliyor bana da oğlum. Kimseyi uyandırmadan alttan alttan araştırmaya devam etmek gerek. İlgenim, kolay gelsin. Meşgulsün herhalde. Sağ ol amca. Buyur, buyur. Biraz ara ver de sana şu aldıklarımı göstereyim. Göster bakalım. Evvela çok şık bir deri ceket. Bak bu da bu modaya uygun dar gömlek. Bak bu yine bu şey yeni modaya uygun dar pantolon. Hatta bunun adına bir şey diyorlar Cihan. Skinny. Hah, o karın ağrısı şey işte. Vallahi amca çok teşekkür ederim ama niye zahmet ettin? Ne gerek vardı? Yok yok, sana değil, kendime aldım bunları. Kendine mi aldın? Ne alışverişi bu böyle amca? İmaj alışverişi yeğenim, imaj. Malum, değişmeyen tek şey değişimdir. Sıkıldım, biraz yenileneyim diyorum. Sonuçta ortamlara giriyoruz Cihan. Üstümüze, başımıza önem vermemiz lazım değil mi? Yani tabii, tabii öyle amca, haklısın da. Yani biraz abartı olmamış mı? Yok yeğenim, hepsinden birer tane. Yok yok, öyle demek istemedim amca. Yani tarz olarak diyorum. Hani senin böyle daha klasik bir tarzın var ya amca. O yüzden ben şey ettim ama. Ya, haklısın tabii. Yani klasik tarz vazgeçilmezdir. Ama biraz da modern çizgiler yakalayayım dedim. Gel Kader abla, buyur. Şöyle bırakabilirsin. Oldu sanki. Yakıştı. Allah, ne giysem taşıyorum. Can, ben şu pantolonu bir giyeyim geleyim. Fikrini söyle, sen bu işlerden anlıyorsun ya. Amca dur. Dur amca. Ben bu kadar ani, bu kadar büyük bir değişime hazır değilim amca. Yani ben seni o klasik amcam olarak hatırlamak istiyorum ya. Ama bu imaj meselesini bir ara konuşalım, olur mu? Şimdi ders çalışmam lazım müsaadenle. Tamam yeğenim, sen bak dersine. Ben de bunları teker teker deneyeyim. Birkaç kombin oluşturayım. Tamam amca, tamam. Hadi kolay gelsin yeğenim. Sağ ol amca. Ay amca, ay. Her şey tamam mı? Tamam patron, bir sorun yok. Güzel. Dikkatli ol. Bir dakika. Bu çalışmalar diyabetik hastaların yaşam kalitesini arttırmada büyük önem arz ediyor. Hastalarının beslenme rutininin... İyi oldu gelmen. Sunum yapacağım. Yardıma ihtiyacım var. Ama bu sefer uyumak yok. Tamam, sürekli hatırlatmana gerek yok. Tamam.
Ben sunum yaparken uyuduğunu sürekli hatırlatmam. Sunumun giriş kısmında çalışmam gerek. Seni uyuttuğuma göre seminerdekileri de uyutabilirim. İlk 5 dakika çok önemli yani. Ha, sen beni kameraya çekersen ben kendimi izleyip değerlendirebilirim. Tamam. Hadi yapalım. Hadi bakalım. Hazır mı? Diyabetik hastalarının şeker kullanımına dikkat etmesi gerekmekte. Tekrar ablanı sıyırın. Bunların yanına bir de onu eklerim. Yoklarını tekrar yaparım bunu. Çok güzelsin. Ekranda da çok güzel görünüyorsun. Bu ilaçların düzenli kullanımında ilk yıl %100. Dikkatimi dağıttın. Elimde değildi, kusura bakma. Yani sen bu kadar güzel olunca... Sen de fena sayılmazsın. Abi ne oluyor? Ne bu şiddet? Oğlum ne oluyor? Ne bu hal? Niye dağıtıyorsun ortalığı? Gül. Olmadı. İkna edemedim. Ne oldu? Niye bozuştunuz yine? De bakayım bana. Gül gitti amca. Benim yüzümden. Niye böyle yapıyorsunuz oğlum? He? Niye birbirinize zehir ediyorsunuz hayatı? En güzel zamanlarınızı niye birbirinizi hırpalayarak ziyan ediyorsunuz? Abi. Gençsiniz değil mi? Hayat hiç bitmeyecek gibi geliyor size. O yüzden sevdanıza da hayatınıza da hoyratça davranıyorsunuz. Bak oğlum. Sen de benim evladımsın ama Gül'ü öyle ikide bir üzeceksen uzak dur o kızdan. Yoksa karşında beni bulursun. Yok baba, Fırat abi yapmaz öyle şey. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Ya bırakın bu işler çocuklar. Benim bildiğim bir adam seviyorsa sevdasına sahip çıkar. İncitmez sevdiğini. Gerekirse kendini kırar, yıkar ama sevdiğine toz kondurmaz. O da bir ananın kızı ya, göz bebeği. Madem seviyorum diyorsun, madem delikanlıyım diyorsun, o zaman sevgide de hürmette de anasının ona gösterdiği ihtimamdan eksik kalmayacaksın. Sevda öyle kolay şey midir ya? Çocuk oyuncağı mı Allah aşkına? Gücü yetmeyen, yüreği zora gelmeyen yeltenmez. Gerisi boş laf. Amcaoğlu, babam ağır konuştu ama doğru konuştu.
Benim işim bu. Hizmet etmek. Utanmadım da, unutmadım da. Seni kimsenin hizmet ederken görmesini istemiyorum. Konağa gelen herkes beni böyle gördü zaten. Neyi saklayacağız? Zamanında ne olduysa oldu. Ama artık benim karımsın. Karabeylerin gelini olacaksın. Niye beni dinlemiyorsun? Fırat Karabey'i utandırdın mı? Kusura bakmayın. Ben sadece işimi yapıyordum. Doğru konuştun amcaoğlu. En son bıraktığın gibiyiz işte. Herkes dışarı korumalarla çıkıyor. Markete bile iki tane korumayla gittim. Herkes bana tuhaf tuhaf baktı. Baran Bey tedbiri elden bırakmak istemiyor tabii. Hasan Ağa da başka bir alem. Biz burada habersiz adım atamıyoruz. Adam tutmuş dışarı çıkmış. Dükkan dükkan gezmiş. Bir haller oldu adama kızım. Nasıl yani? Ne oldu? Gitmiş kendine bir kılıklar kıyafetler almış ki sorma. Böyle genç oğlanların giydiklerinden. Yani bu yaştan sonra adam bir gençleşme sevdasına tutuldu. Allah akıl fikir versin inşallah. Kızım, iyi misin sen? Fırat beni buldu anne. Aa, nasıl bulmuş ki? Yani bana sormuştu, ben söylemedim tabii. Kim söyledi acaba da geldi oraya? Tamam kızım, iyiyiz biz. Sen hiç merak etme. Herkese selam söyle. Kendine de çok dikkat et. Azade Hanım geldi galiba. Tamam anneciğim, sen beni düşünme. Ben kararlıyım, dönmeyeceğim. Tamam kızım, Allah'a emanetsin. Sağlıcakla kal. Sağ ol anneciğim. Buyurun Azade Hanım. Kader, kızının gittiği yerde kalması en münasip olanı bence. Sonra burada aklı karışıyor, yanlış yapıyor. O yanlış da cümlemizi üzüyor. Sunumun son hali içmesinde. Umarım iyi geçer. Herkesin sana hayran kalacağına eminim. Çalışman çok iyi oldu. Bunu sen de biliyorsun. O güvenini anlatacaksın. Çok iyi geçecek. Sonra da birlikte Paris'i turlayacağız. Ben gezi rotamızı ayarladım bile. Çok güzel bir şehirmiş orası. Öyle. Ben birkaç defa gittim ama seninle başka olacak. Aşıklar şehri derler Paris için. Müzelere de gideriz değil mi? Tabii ki. Bir Mona Lisa'yı görmeden olmaz. Orsay Müzesi'ne de gideriz. Orada da Van Gogh'un eserleri var. Sonra Lüksemburg bahçeleri, Eiffel Kulesi, Notre Dame. Sen nehri kenarlarında da yürürüz. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. İstediğin her yere gideriz. Benim ilk görevim senin hayallerini gerçekleştirmek. Bilal Karabey. Güzel, güzel. Zevkli adamın hali bambaşka oluyor canım. Onlar ne böyle Hasan?
Hiç ana öyle yeni bir iki bir şey aldıydım. Alacak başka bir şey bulamadın mı oğlum? Ne bu böyle bunlar? Genç oğlan giysileri gibi, kot pantollar falan. Adam gibi bir şeyler alacaktın. Ana üzerime bunlar oldu işte. Öyle düşünmeden aldım. Düşünmeden aldığın aşikar zaten. Neyse ne. Şimdi bizim derdimiz urbalar değil. Şu senin oğlanla Gül'ün meselesini ne yapacağız? Onu konuşmamız lazım. Ana ayarı verdik, bastı gitti kız. Daha nesini konuşacağız? O kadar kolay değil. Senin deli oğlan düşmüş peşine. İzini bulmuş, konuşmuş. Ama ikna edememiş herhal. E tamam işte, geri getirmeyi becerememiş madem. Bu iş bitmiştir ana, rahat olalım. Benim o kadar genişliğim yoktur. Madem aralarına bir maraz soktuk, onlar barışmadan ayırmanın yolunu bulmalı Hasan. Sen merak etme ana, o iş bende. Şöyle buyurun, afiyet olsun, görüşmek üzere. Hayır yani, belli ki oğlan suçlu. Ne diyorsun kızım ya? Ya Fırat Bey'de neydi o işte, onu diyorum. Nereden biliyorsun? Hemen erkekler atın zaten suç. Oh! Ağzımızı açsak suçlu biz oluyoruz ya. E yani suçlu olmasa buraya kadar gelir miydi sence? Belli ki yapmış bir şeyler. Hem bak kadınlar sabreder sabreder sonra da böyle basar gider işte. Yani kadının yanında biraz efendi gibi davranacaksın. Ön yargı. Saf ön yargı. Daha anlamadan dinlemeden hemen kestin cezayı. Belki aşkını kurtarmak için geldi. Belki aralarında bir anlaşmazlık oldu. Kız hiddetlendi, dinlemedi. Fırat da gururunu koydu bir kenara. Aslanlar gibi mevzuyu tamir etmeye geldi. Mevzuyu tamir ha? Yalnız mevzu dediği şey bir kadının kalbi, dikkatini çekerim. Hem bak, bir ilişkide eğer kadın ağlıyorsa suçlu olan erkektir. Nokta. Olmaz öyle. Tamam, hem cinslerimin hatalı olduğu yerler var. Eyvallah. Daha fazla hata bizde de olabilir. Hı. Ama biz de insanız kardeşim ya. Bizim duygumuz yok mu? Bu kadar peşin hükümlü olmayın ya. Vallahi pes. Allah Allah. Ya sen niye bu kadar bozuldun ki yani? Ne avukatı mısın o Fırat mıydı neydi? Fırat, Fırat. Aman üf neyse ne işte. Avukatı mısın o Fırat denen çocuğun? Ben bu meselede aşkına bok atayım kızım. Haklının yanındayım yani. Zaten o haksız, bu suçlu diye de kesip atılmaz mevzu. Aşkta gri alanlar vardır. Anladın? Çünkü neden? Çünkü ince mevzu bu. Hı. Aşk öyle kavgayla gürültüyle gitmez. Hani biri deli ise diğeri veli olsun ki en azından ortalıktaki kasırga dinsin. Bence aşk dediğin şey bak kasırga ister, fırtına ister. Yani öyle durgun sularda falan aşk olmaz. E gel gitse olur, mücadelesi olur. Yaka yaka hissettirir yani kendini. Yana yana tükenirsin canım anca. Aşk huzurdur, huzur. Tükenmek değil yani, çoğalmaktır. Ben üf, neyse ne işte ya. Ya ben de kime ne anlatıyorsam yani valla. Sen aşkı değil, meydan muharebesini tarif ediyorsun. Aşkı senden öğreneceksek eyvahlar olsun zaten. Hayırdır? Niye öyle bakıyorsun? Yok, bir şey yok ya. Ben şunları toplayayım. Paris'teki kafeler hep çok güzel gelmiştir gözüme. Hafif yağmurlu bir günde geçenleri izlerken huzurla kahveni yudumlayacaksın. Buyurun. Baran Karabey adına bir teslimat var. Alayım ben, teşekkürler. Baran Bey'im, bu size gelmiş.
Aceleyle bunu da burada unutmuşlar demek ki abi. Ne ki bu? Özellikle bırakmış. Ne bırakmış abi? Ne istiyor bu manyak bizden? Aklınca bizimle oyun oynuyor. Ama oyun oynamak değilmiş, göstereceğim ben ona. Pişman olacak. Çok pişman olacak yaptıklarına.